hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at it. Selam arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Piyasanın en ucuz kulaklarından bir tanesi olan Snoopy'nin SN8800 Game Time oyuncu kulaklığını bugün inceleyeceğiz. Gerçekten fiyat performans tarafının ağır bastığı ürünlerden bir tanesi. Aslında Snoopy SN8800 oyuncu kulaklığının farklı bir versiyonu daha bulunuyor. O kulaklık siyah bir renkte ve üzerinde rainbow aydınlatmalar bulunuyor. Bizim bugün inceleyeceğimiz de Snoopy 8800 Game Time oyuncu kulaklığı ama üzerinde herhangi bir aydınlatma bulunmuyor arkadaşlar. Askeri kamuflaj deseniyle kulaklık tamamen kaplanmış durumda. Bu da gerçekten kulaklığa farklı ve güzel bir hava katmış. Askeri kamuflaj renkleriyle kaplanmış olması. Şimdi kulaklığı kutu içerisinden çıkartacağız ve sahip olduğu teknik özelliklere bakacağız. Daha sonrasında oyun testleri yapmıştım. Ben o testleri hakkında da tabii ki yorumlarımı video içerisinde belirteceğim. Gelin şimdi kutu içeriğine bakalım. Kutusun ön yüzeyine baktığımızda kulaklığın kendisini görmekteyiz ve askeri kamuflaj renklerle kaplandığını söylemiştik. Ve üst tarafta 40 mm'lik sürücülerin bulunduğundan bahsedilmiş. Aslında 50 mm'lik sürücüler bekliyordum ben. Kutunun yan tarafında açık bir bölme bulunuyor ve böylelikle kulaklığın desenini de buradan görme imkanınız oluyor. Kutunun ön tarafında yine alt tarafta kulaklığın sahip olduğu bilgilerden bahsedilmiş. Kutunun arka tarafında yine kulaklığın sahip olduğu birçok bilgilerden, birçok donanımdan, teknik özelliklerden bahsedilmiş. Kutu içerisine geldiğimizde ise karton bir stand içerisine kulaklık yerleştirilmiş ve kulaklık kutusu içerisinden her zaman olduğu gibi bir adet kullanım kılavuzu kitapçığı çıkıyor ve kulaklık hakkında birçok teknik bilgiye, birçok özelliğe bu kullanım kılavuzu içerisinden ulaşabiliyorsunuz ve ayrıca garanti belgesi kısmı da kullanım kılavuzu içerisinde bulunuyor. Kutu içerisinden de bir adet 3,5 mm'lik jack girişi çeviricisi çıkıyor. Bunun ne işe yaradığını videonun ilerleyen süreçlerinde sizlere söyleyeceğim. Kulaklığı kutusundan ilk çıkardığımda hissettiğim kesinlikle kulaklığın küçük bir yapıya sahip olduğuydu. Sanki kafama uymayacak şekilde bir küçüklükte bir kulaklık olduğunu fark ettim. Taktığımda ise hafif yanlardan kafama baskı oluşturuyordu. Üst taraftaki çemberleri gevşettiğimde ise bu baskı biraz daha azaldı açıkçası. Kullanılan malzeme tamamen ABS plastikten tasarlanmış ve kulaklık toplamda 270 gram bir ağırlığa sahip. Yani kullandığınızda kafanıza fazla bir ağırlık hissettirmiyor. Kulaklık zaten kafa çemberi bölgesinde de yumuşak pet bulunuyor. Bunlara ilerleyen süreçlerde, videonun ilerleyen süreçlerinde daha detaylı bir şekilde değineceğim. Kulaklığın sağ ve sol taraflarındaki bölmeler askeri kamuflaj renkleriyle tamamen kaplanmış ve üst tarafsa kafa çemberi bölgesi tamamen yeşil renkte. Kulak petleri de siyah olunca gerçekten güzel bir tasarım ortaya çıkmış. Kulaklık küçük bir boyuta sahip ama üst taraftaki çember hafif bir esneme payı bırakmış bizlere. Fazla zorlamamanızı öneriyorum. Yan taraftaki genişletme bölgeleri ise kafanızın büyüklüğüne göre kafa çemberini, kulaklığın boyutunu ayarlamanızı sağlıyor. Ve 40 mm'lik sürücülerden bahsetmiştik. 40 mm'lik sürücüler olduğu için kulak bölgesindeki pet biraz küçük bir yapıda, yani çok büyük bir kulak yapısına sahipseniz kulağınız tam içerisine oturmayabilir. Pet yumuşaklığı ise gayet yumuşak bir yapıya sahip ve deri kaplama bir pet. Bez petler deri kaplamalara göre terleme oranı daha az olan tasarımlar. Ama deri petler yaz aylarında özellikle gerçekten kulak etrafında terleme yapabiliyor. Avantajı ise sesi daha iyi bir şekilde kulak içerisinde muhafaza ediyor ve sesin dışarı çıkmasını engelliyor. Kulak petlerinde kullanılan yumuşak yapı, kafa çemberinde de yine kafanın üst tarafına denk gelen çember kısmında da yine yumuşak petler kullanılmış. Kafanıza taktığınız zaman kulaklığı üst taraftan baskıyı azaltmak için burada yumuşak petlerin kullanılması gerçekten çok iyi olmuş. Kulağınızın etrafında ise hafif bir baskı oluşuyor ama yine buradaki yumuşak petler bu baskıyı emiyor. Alt tarafta hafif boşluk var arkadaşlar. Birçok kulakta gerçekten bu boşluklar sesin dışarı çıkmasına neden olan sorunlardan bir tanesi. Genel olarak kullanılan malzeme kalitesi, plastiğin kalitesine baktığımızda orta seviye bir malzeme kalitesi kullanılmış. Açıkçası çok yüksek bir kalitede plastik ve malzeme kalitesi kullanılmamış. Zaten söylediğim gibi fiyat performans odaklı üretilen oyuncu kulaklardan bir tanesi. Piyasada gerçekten ucuza bulabileceğiniz kulaklardan bir tanesi. Kulaklığın kablo yapısına geldiğimizde ise 1 metre 80 santim uzunluğunda bir uzunluğa sahip kabloyu görmekteyiz ve örgülü bir yapıya sahip değil.
Gayet yumuşak yapıda plastik malzemeyi burada görüyoruz arkadaşlar ve orta kısımda ses kontrol tekerleği kısmını görüyoruz. Sesi buradan kontrol edebiliyoruz. Bağlantı noktasında ise 3 kesimli bir şekilde 3.5 mm'lik jack girişini görüyoruz. 3.5 mm'lik jack girişinin olması burada bize aslında telefonlarda da kulaklığı kullanabileceğimizin belirtisi. Yani PUBG oynarken, mobil PUBG oynarken yine kulaklığı kullanarak ses kasabilirsiniz ve mikrofonunu kullanabilirsiniz veya yine müzik dinlerken veya telefondan film izlerken yine kulaklığı kullanabilirsiniz. Peki bilgisayarda bağlantıyı nasıl sağlayacağız? 3 kesimli girişler genelde bilgisayarlarda olmuyor. Laptoplarda olabiliyor ama masaüstü bilgisayarlarda fazla görünen özelliklerden değil arkadaşlar. Eğer mikrofon ve kulaklık girişleri ayrıysa laptop veya masaüstlerinde içerinden çıkan dönüştürücü kabloyu kullanmanız gerekiyor. Dönüştürücü kabloya kulaklığın 3.5 mm'lik jack girişini taktıktan sonra kablonun uç kısmı ise zaten iki farklı çıkış olduğunu göreceksiniz. Bunlardan bir tanesi mikrofon, bir tanesi ise kulaklık. Bilgisayarınızın mikrofon ve kulaklık kısımlarına bu girişleri takarak laptop veya masaüstünde bu kulaklığı yine kullanabilirsiniz. Şimdi kulaklığın mikrofon performansını da bir test edelim. Oyunlarda bildiğiniz gibi mikrofon performansı bizler için çok önemli. Şu an almış olduğunuz sesi kulaklığın mikrofonundan alıyorsunuz. Kulaklığın mikrofonu sadece aşağı yukarı hareket edecek şekilde tasarlanmış. Sert plastik malzeme ile oluşturulan bir tasarım olmuş arkadaşlar. Yani esnek yapıda olsa daha iyi olabilirdi. Kulaklık bedleri fazla bir baskıya maruz kalmanızı engelliyor. Üst tarafta da aynı zamanda kafa bandında da fazla bir baskıya maruz, sert baskıya maruz kalmanızı engelleyen burada pet kısmı bulunuyor. Alt tarafta boşluklar var. 40 mm'lik sürücüler sahip olan bir kulaklık olduğu için küçük yapılara sahip petler bunlar. Yani kulak bölgeniz biraz büyükse, kulaklarınız biraz iri ise tam içerisine sığmayabilir açıkçası. Şimdi ise kulaklığın sahip olduğu teknik özelliklerden bahsetmek istiyorum. 40 mm'lik sürücüler sahip olan bir kulaklık olduğunu söylemiştim. Ve bunun dışında stereo bir kulaklık. 7.1 surround özelliğe sahip olan bir kulaklık değil. Detaylı özellikleri ben ekrana yansıtacağım arkadaşlar. Ses performansı noktasında da bahsetmek istediğim birkaç nokta var açıkçası. Bas konusunda, yani tiz konusunda, yani müzik anlamında bu kulaklıktan fazla performans beklemeyin açıkçası. Yani oyun odaklı üretilmiş bir kulaklık olarak düşünebilirsiniz. Ama yine de gündelik işlerde müzik dinlerken, film izlerken işinizi görecek bir yapıya sahip olan bir kulaklık bu. Genel anlamda teknik özelliklerine baktığımızda orta seviyede fiyat performans ürünü üretilen kulaklıkların taşımış olduğu teknik özellikleri bu kulaklık taşıyor arkadaşlar. Keşke 50 mm'lik sürücüler kullanılsaydı kulaklıkta ama o zaman da fiyat noktasında tabii ki oynama olacaktı. Fiyat ister istemez yükselecekti. Ses şiddeti anlamında ses seviyesi gayet iyi. Yani bangır bangır bir ses kulaklarınızda duymuyorsunuz ama %100 seviyelerde de dinleyemezsiniz arkadaşlar. Ses seviyesi gayet yüksek seviyelerde, iyi seviyelerde, yani sizi üzmeyecek seviyelerde. Mikrofon performansında ise oyunlarda yapmış olduğum iletişimlerde ve Discord'da yapmış olduğum testlerde karşı tarafa sesi net şekilde iletiyor. Yankı falan yok veya sesin geriden gelmesi gibi sorunlar yok. Gecikme gibi sorunlarda karşılaşmadım. Günün sonunda kulaklık için söyleyeceğim fiyat performans anlamında ucuz üretilen kulaklıklardan bir tanesi. Kesinlikle kullanabilirsiniz. Oyunlarda yeteri kadar performans alabilir misiniz? Evet, alabilirsiniz. PUBG'de özellikle Valorant'ta ve CSGO'da kullanabileceğiniz, rekabetçi oyunlarda yani kullanabileceğiniz kulaklıklardan bir tanesi. Fazla para vermemek istiyorsanız ve ucuz bütçeyi de kulaklık arıyorsanız bu kulaklığı kesinlikle tercih edebilirsiniz. Zaten kulaklığın taşımış olduğu fiyat etiketine baktığımızda Akatça üzerinden 180 TL civarlarında bir fiyata sahip olduğunu görüyoruz. Bugün de bir videomuzun sonuna geldik dostlar. Bu tarz inceleme videoların devamı için ve kanal destek olmak adına kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz bir like atın. Bana video desteğinizi gösterin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.